üstüne kendimi not tuttum ama şimdi tabii vakit de daralıyor. Dostlarımız konuşmalarını devam etsin. Ondan sonra belki son kapanışta bir şey yapacağım. Ekonomiyle alakalı Sayın Genel Başkanım'ın sizle yani özellikle çok hoşuma gitti ahlak anayasası. Ama şimdi burada kalkıp da ben böyle bir sunumu sunmaya kalkarsam halbuki benimki sadece ekonomiyle ilgili olacak. Dolayısıyla kısaca ifade etmem gerekirse olacak mı bilmiyorum ama sahiptir diye baktığım zaman ki bu söylediğim rakam 164 trilyon dolar dediğim zaman rahmetli İnönü'nün güzel bir sözü vardır. Der ki demokrasinin en zayıf noktası hangi koşullarda geldiyse aynı koşullarda gitmeyi bilmemektir. Kalmak için yasalar değiştirilir, anayasa değiştirilir, illa ben kalacağım. Bu işte demokrasiye yapılan en büyük darbedir. Biz hep bunu yaşadık. Türkiye de bunu yaşadı. Türkiye'nin hızlı gelişmesi, büyümesi, savunma sanayinde, uçakta, gemide, cam sanayinde, her alanda büyümesi elbette ki bu bölgede yıldızlaşan bir Türkiye'yi emperyal güçler pek istemezler. Onlar bizim enerjimizi farklı alanlarda harcamamızın yollarını aradılar. Kimlik üzerinden siyaset. Düşünün, yıllarca kimlik üzerinden siyaset yaptık ve binlerce genç evladımız hayatını kaybetti. Kürt'tü, Türk'tü, Laz'tı, Çerkez'i derken, oysa biz bir Osmanlı'dan genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştuk. Dünyanın en zengin kimliğine sahip bir ülkeydik. Bunu zenginlik olarak değil, düşmanlık olarak bize dayattılar ve birbirimizi kırdık. Oysa kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaratan bilir. Ama sen inançlısın, sen inançsızsın, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Yezidisin, sen şusun, sen busun diye insanlar kapıştı, çatıştı, enerjiler buraya gitti ve Türkiye beklenen büyümeyi sağlayamadı. Yaşam tarzı üzerinden siyaset, yok başı açık, yok başı kapalı dedik, bütün enerji onun üzerinden gitti. Siyaset de onun üzerinden gitti. Ya ülke nasıl büyür düşünmedik. Ülke nasıl kalkınır düşünmedik. Üniversiteler nasıl bilgi üretir düşünmedik. Bütün enerji bu alanlara gitti. Bu gerçeği gören birisi olarak Türkiye'yi buradan çıkarmak istedim. Altılı Masa'nın kuruluş felsefesi budur, özü budur. Kardeşim bu ülkede mi yaşıyoruz? Evet. Beraber mi yaşıyoruz? Evet. Ben de huzur içinde olmalıyım, sen de huzur içinde ol. Evet. O zaman niye kavga ediyoruz biz? Bir kısmı savaşlardan kaçtı geldi, iç çatışmalardan kaçtı geldi. Bir kısmı da zaten Türkiye'ye gelip yerleşiyor. Bir süre sonra fırsat bulursa Avrupa'ya gidecek. Niye bu konuma geldik biz? Ve Türkiye bu konuma niçin getirildi? Biz neden Suriye ile kavga ettik? Hangi gerekçeyle Suriye ile kavga ettik? Bunların hiçbirisi tartışılmadı. Milliyetçilik damarlarımıza basıldı. Asarız, keseriz, 24 saat içinde gideriz, Emevi Camii'nde namazımızı kılarız ve Suriye'yi de tarihten sileriz. Böyle bir anlayışla gittik. Şimdi Suriye ile barışmak için acaba ne yapmalıyız, neler yapmalıyız diye bunun peşindeyiz. Olur mu? Olacak, barışacağız. Çünkü bizi barıştıracaklar. Kavgayı da onlar kavga ettirecekler. Barışsa onlar bizi barıştıracaklar. Hani biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlettik. Hani biz bütün masum ülkelere örnek olan bir devlettik. Neden bu konuma düştük? Dünyada herhangi bir parlamentoda ister az gelişmiş ülke olsun, ister gelişmiş ülke olsun. Bir yolsuzluk konusunda soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıktı mı? Bizde çıktı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir mektup yazdım. Dedim ki ya parlamentonun itibarı çok kötü, sarsılıyor. Bu ayıptan parlamentoyu kurtarın. Bu kanunu bir an önce görüşün ve iptal edin. Biz de sizin kararınıza saygılıyız ama parlamentoyu bu rezaletten kurtarın diye. Mektup yazmak zorunda kaldım. Aslında yolsuzluk yapan hakkında soruşturma, kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıkaran bir meclisin itibarı olur mu? Meclise gazi meclis diyorlar. Ben söylüyorum.
Bu meclis kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis değil. Gazi Meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclisin neresi Gazi Meclis? Yolsuzluklar konusunda duyarlı olmayan bir meclis olur mu? Olmaz. Değerli arkadaşlar, ödediğiniz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişmez. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Ama biz vergi... Ya nereye gidiyor? Bu kadar vergi veriyorum. Nereye gidiyor bu paralar? Sorusunu sormuyoruz. Eğer ödediği verginin hesabını bir ülkenin halkı sormuyorsa egemen güçlerin baskısı altında kalır. Egemen güçler o zaman sizi yönetirler. Kaynaklarınızı el koyarlar. Sizlere borç verir, borçlandırır. Sonra da arkadan da emir vermeye kalkarlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Planlama. Tabii vergi ödeyeceğiz, ödüyoruz. Zor alıma dayanıyor. Ama bu verginin iyi kullanılması lazım. Ne nasıl yapılacak? Planlamayla yapılacak. Her alanı planlayacaksınız. Tarımda ne olacak, sanayide ne olacak, üniversitede ne olacak, teknolojide ne olacak? Her alanı planlayacaksınız. Planlama kapatıldı. Planlama olmadığı zaman herkes kafasına göre bir yatırım yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk ödediği verginin hesabını sormuyor. Beyler bu parayı nereye harcadığını sorusunu sormuyor.